Hanımefendilerle ilgili bir soru var ama bunun gerçi beyler de artık günümüze yaygın olarak bunu yaptırmaya başladı. Bu kaş kontürü var ya hocam. Evet. Microblading ya da nasıl söylüyorlar? Microblading diyorlar. Onunla ilgili bir soru. Gülsum Hanım sormuş diyor ki: "Hocam kıl tekniği ile e, microblading yani kaş yaptırmak haram mı? Kaş dövmesi günah mı? Gusle ya da abdeste mani olur mu?" ben bu konuyu özet olarak şöyle söyleyeyim. Bu ya tedavi amaçlıdır ya da estetik amaçlıdır. Tedavi amaçlı ise caizdir. Estetik amaçlı ise caiz değildir. O zaman biraz daha detaylandıralım hocamızın bu fetvasını. Şöyle ki diyelim şimdi hanımefendinin ya da beyefendinin kaşları seyrek. Arkadaşları diyor ki ya senin kaşların dökülmüş. Tamam. Bu arkadaşımızın da psikolojisi rahatsız oluyor. Ee, bu durumda bu caiz halinde. Bu kişi yaptırsın. Evet. Bu tedavi. Çünkü Ama diyelim ki hanımefendi şey. normalde kaşları var. Fakat şekil vermek için, hmm. makyaj haline getirmek için o kaşı, kalıcı hmm. makyaj haline getirmek için bu söylediğimiz tekniği kullanıyor. Ee, ve kaş dövmesi yaptırıyor. Caiz olur mu? Olmaz İşte bu caiz değil. Olmaz. Evet, doğru. Olmaz diyor hocamız. Peki. Biraz önce vesveslik dedik ya işte bu şeytan diyor ki ben onların vücutlarını da değiştiririm. Yani onlara onu telkin ederim. şu i̇şte bu dövme yaptıranlar filan geliyor. Ya adam Allah'ın yarattığı güzel eli dururken buraya olmadık şekiller bir sürü de zahmete katlanıyor. Ha? bir sürü de zahmete katlanıyor. Ya Rabbi. Sonra pişman olacak sildiremiyor. Sildirse zahmetli, meşakkatli, Öyle acılı. Mi? Öyle. Lazer mi? tedavisi görecek, o oradan yakılacak, atılacak falan bayağı sıkıntılı. Tabii bu, bunu açmış iken tabii gusül meselesi bunun bir yapıştırma şeklinde olan var. Bir de derinin altına zerk etmek var. Evet, evet. O derinin altına zerk ediliyorsa bunun gusülle ilgisi yok. Ama tabii bir kere dövme yaptırmaya Allah rahmet peygamberi kabullenmiyor. Allah rahmetinden uzak etsin diyor. Hmm. Yani peki e, ama yapıştırma şeklinde ise... suyun cilde ulaşmasına mani olduğu için gusül ve abdest de sahih olmaz. O kalıcı dövmede oluyor ama. Ya, ama bu, bu kalıcı dövmeyi yaptırın da ötekini yaptırmayın. anlamında değildir. Ya cımbızlanmasın yani. diyorsunuz ya, evet, evet. Hocam peki bu kaş e, ...kontüründe abdest gusül aynı şekilde mi? Yani su teması Söz konusu değilse o da tabi öyle öyle e Yani o suyun tabii. ulaşmasına mani Oluyorsa gusle de Engel olur bilmem Eğer Onu bilmiyorum işte evet, Uzmanı tabii. bilir onu kendisi tabii. Yani su e, Suyun temasına cilde, mani, temasına ise, mani yapılacak ise Yapılacak işlem guslümüze de zararı olmuş olur. Zarar olur diyor hocamız Hocam bu söylediğiniz durum Bütün estetik operasyon iş, operasyonlar için Geçerli mi? Diyelim ki burun estetiği. Hepsinin özeti bu. Hepsinin Eğer e, tedavi amaçlı ise caiz istik, bu estetik operasyon. Estetik amaçlı ise caiz değildir. Güzellik içinse, e, güzellik içinse, içinse, estetik tabii. Evet, öyle, o zaman yani, caiz olmuyor. Diyorsunuz. Caiz olmuyor. Hocam şş, peki ben yine ben bir, hani bir kanal bulmaya çalışıyor gibi olacağım ama izleyicilerimizin e, tercümanı olmak istiyorum. Diyelim ki hanımefendi evli eşine daha güzel gözükmek istiyor ya yani eş, eşini mutlu etmek Tabii istiyor eşi buna, için yaptırmak istiyor bu, mesela tamam eşi için olmalı bu başkaları için olmamalı yani şimdi gayet albenili bir makyaj yaptırdım çıktım sokaklara yani e, ne bileyim e, adeta insanlara teşhir için hmm. bu doğru değildir efendimiz güzel kokular sürünüp Çarşıya pazar'a çıkan kişiye cennet kokusu haramdır. Yani e, Hanımlar için. E, hanımlar söyleniyor. için. Yani bu e, güzel koku sürünsün, güzel makyaj yaptırsın, bakımlı olsun ama, ama eşi eşine için olsun. olsun. Dışarıya yani. değil. Yoksa dışarı için değil. Sizin bahsettiğiniz konuda bir Instagram sorusu vardı. Onu bulmaya çalışayım ben hocam biraz evvel. Vaktimiz var değil mi? Şöyle hocam, isminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. İyi yayınlar Muhsin Bey. Hocamıza önemli bir sorun var. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte herkes bu mecralarda fotoğraf ve videolar paylaşıyor. Sorum şu, tesettürlü kızlarımızın, tesettürlü kadınların herkesin görebildiği sosyal medyada makyaj yapıp, süslenip yani gösterişli, cilveli videolar ya da fotoğraflar paylaşması dinen caiz mi? Tesettürlü kızlarımızın ya da tesettürlü kadınların bu davranışları İslam'a ve Müslümanlara zarar vermez mi? Bu konuda hassasiyet göstermeleri için bu paylaşımları yapan kızlarımıza da bir şeyler söyler misiniz? E, güzel bir soru hakikaten. Yani bu başkalarına niye atıyorum bu bunu efendim? E, makyaj yaptırmışım. Atmıyor. Herkes görüyor hocam. Eti. Paylaşıyor sayfasında. Ya, milyonlar bana. görüyor onu. Yani Öyle birisine oluyor. yollamıyor herkes, aslında. ya Ben kendi e, profilimde herkes. yayınlıyorum. Milyonlar görüyor onu. ya Herkese açık yani. Yok böyle herkese açık olmamalı yani. Herkese açık. Bunda işte elbette mahsur vardır yani. Evet. Bunlar apaçık yapın caizdir demek cürettir, cesarettir. Gücümüz yetmez ona. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.